Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Sadakatsiz dizisinin Selçuk Tarık Emir Tekin vatani görevini nerede yapacak? Tekin askerliğiyle ilgili hangi soruya sitem etti? İzliyoruz. Sadakatsiz dizisinin Selçuk Tarık Emir Tekin, model sevgilisi Sofya ile bebekle görüntülendi. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Kız arkadaşınızla beraber galiba. Evet. Akşam bir başka bir şey mi vardı yoksa? Yok, böyle bir keyif yapalım dedik. Haftaya askere gidiyorum da ondan önce böyle bir birazcık sakinliyim diye, keyif yapalım diye çıktık akşamüstü. Tekin, iki sezondur devam eden Sadakatsiz dizisinin birkaç bölüm sonra final yapacağını ifade etti. Sezon bitmek üzere. Birkaç bölüm sonra artık dizimizi de bitiriyoruz. Son heyecanlar yaz tatilinden önce. Birazcık dinlenelim istedik, ondan çıktık. Tarık Emir Tekin, vatani görevini Maltepe'de yapacağını belirtti. Bedelli askerlik mi? Evet, bedelli askerlik yapacağım. Evet, biraz uzağa düştüm ya, evimden uzağa. Ben Fenerbahçe tarafındayım, cadde tarafındayım. Maltepe çıktım. Gerçekten? Evet. Çok şanslısınız. Vallahi evet, evet. Yakın olması güzel oldu. Millet de yanlış anlamasın. Torku falan oldu mu? Ya yap o, hayatımda ne zaman yaptım ya. Gibisinden olunca hani ama küçük başka yerde olduğu yok. İçin. Yok, benim kütüğüm İzmit'te. Biz İzmitliyiz, ondan dolayı sanırım öyle çıktı ama büyük şansım. Ben hayatımda böyle şeyler yapmıyorum, biliyorsunuz dostlar. Senin için zor geçecek o zaman asker. Bilmem. Bilmem. Umarım güzel geçer. Ben güzel geçeceğini ümit ediyorum. Yapan arkadaşlarımın hep çok güzel geçmiş. Ben de öyle ümit ediyorum. Kötü geçmesi için bir sebep. Zor geçecek derken hani İstanbul'da olduğu için. İstanbul. Evet. Abi işte hepimiz yapacağız bu görevi. Bu bizim vatani görevimiz. Tekin, annesi Şevval Sam'ın da kendisini özleyeceğini sözlerine ekledi. Bunu yapacağız. Ne oldu? Özleyecek o beni. O biraz onu yapıyor da 28 gün bir şey değil. Bir şey değil. 28 gün kısa bir zaman. Çok teşekkür ederim. Bayram nasıl geçti bayram sizin? Çok güzel geçti. Bir 2-3 gün dinlendik. İki sezon, ben biliyorsunuz ilk defa televizyon dizisi yapıyorum. İki sezon, hani yaz tatili girmesine rağmen konsantrasyonunuz bir projede olduğu zaman iki sezon boyunca, 60 bölüm boyunca, 65 bölüm boyunca biraz zihnen yoruluyor insan. Aynı karakteri oynamak da çünkü sizle çok bütünleşiyor. Sonuçta sizin bedeninizden var ettiğiniz bir karakter o. Birazcık yorucu oluyor. Böyle ufak işte bayram tatili, şimdi bu son günler falan güzel bir dinlenmemi sağladı sonra. Eski eşi Feyza Aktan'la oğlu Kuzey'i kendisine göstermediği için yeniden gergin günler yaşayan Özcan Deniz sahnede hangi itiraflara imza attı? İlk kez konuşan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, neden oğlunun Samar Dadgar'la evlenmesini istemiyor? Anne Deniz peş peşe hangi olay yaratacak açıklamalara imza attı? Duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyor. Evliliğini istedim. Az sonra. Gülben Ergen Düzce Spor Şampiyonluk Kutlaması konserinde nasıl yere kapaklandı? Az sonra. Ünlü popçu Tuğba Özer, meslektaşları Aleyna Tilki ve Gülşen'in cesur sahne kostümleriyle ilgili sert eleştirilerde bulunan Işın Karaca'ya hangi sözlerle tepki gösterdi? İzliyoruz. Ünlü popçu Tuğba Özerk, eşi Gökmen Tanaçar'la Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken kameramıza takıldı. Bugün uçacağız. Bugün artık uçacağız. İyisiniz. Pardon. Herhalde bir iki haftadır yürüyoruz. Yürüyoruz. Ay bak şapka. Ne kadar kilo gitti? Valla Gökmen'den kaç gitti? 7 falan gitti galiba, değil mi? 8. 8. Ben 1,5 kilo falan. Ben iyiyim. Yani ben sağlıklı yaşam. Benimki. Bayram için konser programı çeken Özerk, piyasaya çıkaracağı yeni şarkısı ile ilgili iddialı konuştu. Yeni şarkıyla beraber yeni konserler olacak inşallah. Yeni şarkı hareketli olacak. Hareketli var. Arka arkaya
Çok güzel parçalar gelecek. İddialı mıyız yine? Her zaman. Ünlü popçuya meslektaşı Işın Karaca'nın Gülşen ve Aleyna Tilki'nin iddialı kıyafetleriyle ilgili yaptığı sert eleştiriler hatırlatıldı. Karaca son olarak tartışma yaratan "kadının eti bu kadar ucuz mu?" açıklamasını yapmıştı. Ama çok magazinsel konuşacak belki bir konu değil ama örf adetlerimiz ve hani ben de dekolte giyiyorum, sahneye çıkıyorum. Bunun bir dozajı olduğunu söyledim sadece. Kim ne istiyorsa giysin, kim ne istiyorsa giymesin. Hani bu kıvamdayım ama böyle saçma sapan şey yorumları var işte. Kendi çocuğunuzu kendiniz yetiştirin. İşte idolünüz olarak işte bilmem kimi mi seçtiniz? Yahu çocuk bu. Tabii ki seçecek. Beni de idol gören insanlar var. Bir şeyler abartılınca insanlar da bunu artık şey dediler. Hani bu artık mide bulandırıyor durumuna geliyor bazen. Ben Sezen Aksu öğrencisi, Ajda Pekkan öğrencisiyim. Evet, bir Sezen Aksu'dan görmedim böyle birinin kucağında otursun diye bir açıklaması evet var. Evet ya. Çok doğru bir açıklama sanki. Görmedik abi. İşte bir kesim de kadına şiddet olarak yargılıyor. Hani sizin bu söylemleriniz. Peki ben de şunu söyleyeyim. Kadının eti bu kadar mı ucuz? Sen açıkla. Ya da seyirci açıklasın. Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Herkes istediğini giysin ya. Güzel yapmış vücudunu Gülşen. Hayal çatır çatır giyiyor. Ben valla her zaman formdaydım. Her zaman da mayokini de ilk ben giydim. Devamında da giydim. Açıklama biraz ağır mı yoksa? Ben girmeyeyim kimsenin arasına yani ama giysin ya herkes istediğini. Keyifle giysin. Yani kız şimdi yapmış güzel vücudunu. Başına gidiyor bence. Tuğba Özerk, 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin de ancak 3 yıl sonra aklının başına geleceğini öne sürdü. Aleyna ile ilgili ne diyeceksin? Aleyna çok küçük daha. O daha 25 yaşından önce kimsenin şeyine bir şey söylemek istemiyorum. 25 yaşında herkesin aklı başına geliyor. Yani genelde bence öyle. Daha çok küçük. Dikkat et. Çok teşekkür ederim. Empiyoruz. Sizi tutmuyorum. Bak sen spor yap, form lazım. Teşekkürler. Hadi bay bay. Kim var şimdi bak halay başında. Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Mahir İpek, geçen yıl korona yüzünden kaybettiği annesi Naci İpek'le ilgili konuşurken ağlamamak için kendisini nasıl zor tuttu. Ben gidemedim hemen. Çünkü karantinadaydım. Evet. O kadar acı ki aynı zamanda gidemiyorsunuz, göremiyorsunuz, yanında olmak istiyorsunuz. Korkunç, korkunç, korkunç günler yaşadık. Az sonra... Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin usta ismi Toprak Sergen, rol arkadaşları Barış Arduç ve Fahri Evcen'i hangi sözlerle övdü? Ben hiç yenilmedim ki. Kural değişmez. Rating rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Bizans komutanı Keka Venos'a hayat veren Toprak Sergen, istihbarat şefimiz Çağdaş Nuri Altuntaş'ın sorularını yanıtladı. Ya evet, o kadar az boş zaman oluyor ki haftada 5-6 gün falan civarında çalışıyorum. Zaten bir gün repo biliyorsun. Kalan günde de antrenman yapmak bambaşka bir kafa ama yapıyorum. Fit halinizi de buna borçlusunuz. Kesinlikle. Yani işte 4 tane temel disiplinim var benim. Muay Thai, Klasik Boks, Kalibe Kempo. Onun haricinde işte CrossFit ve diğer antrenmanlar zaten standart devam ediyor. Bir yere gittiğimde de artık yüzme olur, dalma olur, uçuş olur, ne olursa. Hiçbir şey yapmadığımda 10 bin adım zaten var ama mutlaka bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Set de o anlamda avantajlı. Ormanın içindeyiz, doğanın içindeyiz. Orada da hareket edebiliyoruz. Biz de bir Bizans komutanlığı canlandırıyoruz. Evet. Çok iyi geri dönüşler almış ve çok beğendim. Neler söyleyeceksiniz? Dünya üzerine de bu tip epik dramalarda komedi unsuru içeren kötü adam karakteri yokmuş. Çok az rastlanıyormuş. Dünyada da neredeyse hiç yok. Bu onlardan biri oldu.
Sergen dönem dizisi çekmenin zorluklarına değindi. 150 dakikalık bir şey çekiyorsun. 6 günde bunu çekmen gerekiyor. Çift ekiple birden çekiyorsun. Ve gerçekten çok soğukta. Bir de ben 12 yıl sonra setlere geri döndüm. Hani evrensel tesadüf mü diyeyim? 35 yılın en soğuk kışı biliyorsun. Hani ona denk gelip. O da bize denk geldi. Evet, o da bize denk geldi. Ve dayanıklılık öyküsü bu. Sadece oyunculuk, iyi bir oyunculuk yetmiyor buna. Çok dayanıklı olman gerekiyor. Mesela Barış Arduç kardeşim olağanüstü bir performans gösteriyor. Çünkü sadece oynayarak olmuyor. Sette olman gerekiyor ve lokomotif olarak enerjiyi de arttırman gerekiyor. Etrafında 80-100 tane insan var. O insanların da enerjisini yukarı kaldırman gerekiyor. Bu tip sorumlulukların var bence. 54 yaşındaki usta oyuncu dizinin Alparslan'ı Barış Arduç ve Akça Hatun'u Fahriye Evcen'i övdü. Sadece ikisinin birbirine uyumu da değil. Hem Barış'ın hem Fahriye'nin geri kalan bütün ekiple de uyumu ve role yaklaşımları ve insanlara yaklaşımları bence çok üst düzeyde. Barış özellikle daha çok sette oluyor. Daha uzun süreler olayın içinde. O yüzden daha zor konsantrasyon, anda kalabilmek, enerji. Hani Fahriye daha kısa sürelerde sete gidip geliyor ama işte hani Fahriye kızımı oynuyor. İşte Barış falan hani biliyoruz ne olduğunu falan. Ben çok iyi anlaşıyorum. Çok da enerjilerimiz de tutuyor birbiriyle. Toprak Sergen yeni projesinden de bahsetti. 20. bölümümüz sezon finali. Evet. 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 Yaz bir tatil planınız var mı? Yok. işte şu anda ya Temmuz ya Ağustos'ta benim hem yönettiğim hem yapımcılığını yaptığım hem de ortak yazarlığını yaptığım bir Türk masalı vizyona girecek. Dolayısıyla hani ben bu sezonu tamamladıktan sonra filmin içinde oluyor olacağım. Onun işte biliyorsun bütün o aşamaları falan. Ondan sonra zaman gösterecek. Sergen 12 yıl boyunca dizi setlerine ara verdiği yıllarda neler yaptığını anlattı. Biz zaten 12 yıl hiç yapmadığım için zaten hiç oynamıyordum. Yani külliyen oynamıyordum. Sadece arada işte Ata Demirer, Tolga Çevik filmleri var. Onun haricinde hiçbir şey. Şu anda şimdi olay daha başka noktaya doğru döndü. Ya bir periyot zaten ilk 6 yıl hiç istemiyordum. Yani oynamak istemiyordum. Dünyayı gezdim işte tango, işte uluslararası organik sertifikalı çiftlik falan. Hani bambaşka hayatlar, bambaşka yerler. Hayallerinin peşinde mi koşuyorsun? Evet, evet. Evet. İnanılmaz ama evet. Toprak Sergen iki önemli uluslararası filmde son anda rol alamadığını da açıkladı. Direkten döndüğüm iki tane şey var. Bak onları anlatayım. Onlar gerçekten çok ilginç anlar ve durumlar. Bir tanesi Jean-Louis Granger'in Kurtlar İmparatorluğu filmi Türkiye'de çekilmişti. Ağırlıklı olarak Kapadokya'da çekilmişti. Jean Reno falan gelmişti. Orada bir rolüm vardı. Anlaştık ettik falan bir şeyler. Fakat sonra telefon numaramı değiştirdim. Benim eski numara onlarda kalmış. Zaten uluslararası bir yapımdı. Yabancı yapımcılardı. Beni bulamamışlar. Başka bir arkadaşım oynadı. O mesai içimde kalmıştı. Bir tane de James Bond vardı. Türkiye'de çekilen son James Bond. Onun öykünün ilk halinde Türkiye bir 25 gün filandı. Sonra Antalya'da bir bombalama bir şeyler olmuştu ve yapım şirketi Türkiye sahnelerini Rusya'daki yerlerden birinde çekmeye kalktılar. Öyle olunca benim rol uçtu gitti. Sadece 3 gün çektiler burada işte bu şeyde Boğaz'da Kapalı Çarşı'da çekti. Evet. O periyotta işte mesela onda oynamayı çok isterdim. O çok havalı biliyorsun. Yani mesela bir yapımcıya şöyle diyebiliyorsun. Ya ben bir öncekinde James Bond'da oynadım. Gülben Ergen Düzce Spor Şampiyonluk kutlaması konserinde nasıl yere kapaklandı? Az sonra. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın büyük ilgi gören Ramazan Bayramı konserleri hangi renkli anlara sahne oldu? Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaşadığı talihsiz kazanın ardından sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü sanatçı bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Nasıl
şıklığı ve zarafetiyle büyüleyen güzel sanatçı hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Sana yok bir diyeceğim, bir daha nasıl seveceğim, bir kare içip gideceğim. Yoğun istek üzerine sahnede yarım saat fazla kalan Yaşar, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Kıbrıs'tayız, neler söyleyeceksiniz? Kıbrıs'tayız hep beraber. Vallahi çok mutluyuz, bayramın ilk günü. Çok heyecanlı, mutlu, sahnedeyiz. Buradan ben yarın başka bir sahneye gidiyorum. Çok şık gördük sizi, kıyafetiniz oldukça güzel. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bayağı bir emek var. Vallahi işte amor sağ olsun, işleye işleye. Bunları açık demiyoruz biliyorsun, gayet kapalı hatta kıyafetler. Her sahnesine özenle hazırlanan ünlü sanatçı, sevdiği kıyafetleri artık birkaç kez daha giyeceğini belirtti. Her sahneye de bayağı özeniyoruz. Evet. Her sahne için özel kıyafetler. Ya yani şimdi biz önceden biliyorsunuz bir kıyafeti birkaç kere giyebiliyorduk arkadaşlar. Ama hem bu sosyal medya hem tabii basına birçoğunda her zaman demeç veriyoruz. Seyircimize de izleyicimize de tabii ki saygımız var. Yeni kıyafetler bize de farklı heyecanlar veriyor aslında. Ben her kıyafette ayrı heyecan duyuyorum, ayrı mutluluk duyuyorum. Ama işte bu devirde bu elbiseleri birkaç kere daha giymek lazım. Ben de birkaç kere giyeceğim. Hele böyle sevdiğim parçaları gerçekten birkaç kere giymek istiyorum. Ebru Yaşar 5 yaşındaki ikiz çocuklarına sadece bayram gibi özel günlerde çikolata yemelerine izin verdiğini anlattı. Nasıl geçiyor sizin için bayramlar? Çocuklarla beraber. Aslında çok güzel geçti. Yani dün Arife günüydü. Çocuklarımızı aldık, biz sokağa çıktık. Onları böyle bir öğlen yemeğine götürdük. Tabii çok heyecanlanıyorlar. Yani dışarıda olmak onlara böyle değişik bir dünya gibi geliyor. Yani hele pandemide çok evdelerdi falan. O yüzden çok yani eğleniyoruz onları gözlemlemek. Sonra bugün anneanneye, babaanneye, işte dedelere teslim ettik. Biz gidiyoruz dedik. Babayla beraber çıktık, buraya geldik. Onlara böyle el öpmeyi falan öğrettik. Gelenek, görenekler önemli. Tabii ki canım, harçlık verdik. İşte bir çikolata verdik ki ben çikolata falan yedirmiyorum. Ama bayramdan bayrama işte çocuklara birer çikolata verdim. Sonra hemen beni gönderdiler. Çünkü anneannesi, dedesi gelecekmiş. Ellerini öpeceklermiş, çikolata yiyeceklermiş. Onu öğrendiler. Heyecanla bizi gönderip onları beklediler yani. Onlara bayramdan bayramıyorlar herhalde çikolatayı. Ben yedirmiyorum aynen, yani yedirmemeye çalışıyorum. Böyle doğum günlerinde, işte bayramlarda, özel günlerde böyle bir pasta keyfi yapıyoruz. Ne kadar geç öğrenseler, ya tabii ki yiyecekler ama ne kadar geç öğrenseler. Oğlum zaten düşkün değil ama kızım her şeye düşkün yani. Yaşar'a yazın gelmesiyle beraber hayranlarının kendisinden yeni şarkı beklediği hatırlatıldı. Yaz da başladı, bir şarkı var mı? Biz neler bekliyor, bir hazırlığınız yeni var mı? Yeni çıkardım, bir durun arkadaşlar. Daha 3-3,5 ay falan oldu. Yeni biliyorsunuz Burak'la Kurtuluş'la düet yaptık. Yani ben zaten yaptırdım, yani düet yapıldı, ayağım kırıldı, evdeydim, tadını çıkaramadım. Herhalde yapmayacağım ama yeni bir klip, eski albümden yeni bir klip gelecek. Geçtiğimiz günlerde ayağından ikinci kez küçük bir operasyon geçiren Ebru Yaşar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Geçmiş olsun diyelim bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Nasılsın? Geçti inşallah, inşallah geçti. Her şey yolunda. Topuklu giymek korkutuyor mu artık sizi? Yeni yeni başladım, bakın bu ilk topukluğum. Yani şu an hala çok küçük bir topuklu. Ama düz ayakkabılarla da çıkıyorum. Bu arada düz ayakkabıyla da çıkmak gayet hoşuma gitti. Yani hem rahat hem çok daha böyle hoş duruyor. Arada yani bir topukluyla başlayıp düz ayakkabılara geçiyorum. Değişiklik oluyor, güzel oluyor. Bir halı markasının yüzü olan ünlü sanatçının rol aldığı reklam filmi büyük beğeni topladı. Reklam filmi de güzel oldu. Güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Evet, çok. Yani devam gelecek. Firmayla alakalı evet, çok güzel bir işbirliği oldu. Onlar da çok memnun kaldılar. Önemli olan tabii ki bizler oynadık ama onların karşılığını alması ve memnun kalmaları. Onunla alakalı da çok güzel geri dönüşler almışlar. Çok mutluyum. Evet, devamı gelecek. Ebru Yaşar, son dönemde Aleyna Tilki ve Gülşin'in iddialı sahne kostümleriyle ilgili başlatılan polemiğin içinde yer almak istemediğini belirtti ve isteyen istediğini giyer dedi. Son dönemde sanatçılar sahnelerinden, şarkılarından çok kıyafetleriyle böyle konuşulur oldu. Siz evet, de belli işleri şarkı yapmasak mı acaba? Yani şarkılar yapmasak mı acaba bilmiyorum ama. Yani sahne herkesin aslında nasıl istiyorsa öyle olması gerektiği bir yer.
kim? Ben böyle mutluyum, böyle sahnedeyim. Onlar öyle mutludur, öyle sahnededir. Ama bazen bir şeyler söylüyoruz, çarpıtılıyor biliyorsunuz. Sizler böyle bazen cımbızla çekmeyi de çok seviyorsunuz. İyi sahneler o zaman şimdiden. İyi bayramlar. Sağ olun. Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın ikinci akşamı ise Maslak'ta hayranlarıyla buluştu. Yaşar yine güzelliği ve şıklığıyla göz doldurdu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Yaşar, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla unutulmaz bir bayram akşamına daha imza attı. Yaşar'ı izlemeye gelenler arasında ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da vardı. Eski eşi Feyza Aktan'la oğlu Kuzey'i kendisine göstermediği için yeniden gergin günler yaşayan Özcan Deniz sahnede hangi itiraflara imza attı? İlk kez konuşan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, neden oğlunun Samar Dağıtgar'la evlenmesini istemiyor? Anne Deniz peş peşe hangi olay yaratacak açıklamalara imza attı? Duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyor. Evliliğini istesin. Az sonra. Güldür Güldür Şov'un Sevinel ismi Mahir İpek, geçen yıl korona yüzünden kaybettiği annesi Naciye İpek'le ilgili konuşurken ağlamamak için kendisini nasıl zor tuttu? Vallahi adeta birbirinizi tamamlamışsınız. Evet. Fenomen komedi programı Güldür Güldür Şov'un sevilen ismi Mahir İpek, Cihangir'de Magazin Altı kamerasına takıldı. Bayramınız kutlu olsun. Önce hepimizin kutlu olsun. Çoğu ünlü de dışarıya, şehir dışına gitmeyi tercih etti. Siz ama İstanbul'da kalanlar arasındasınız. Ben çok sevmem ya. Öyle haldır haldır bir yere git. Haldır haldır. Ben bir yere tatile gittiğim zaman eve gitsem de dinlensem diyorum yani. Ben daha böyle evde yatış durumunu daha çok seviyorum. Zaten çok kalabalık da ne yapacağım? İnanılmaz bir trafik vardı İstanbul'da özellikle bugün. İyi ki de çıkmamışsınız aslında dışarı. Ya ben çok gezen bir adam değilim aslında. Yani daha sakin, daha evciyim yani. Mahir İpek bu sezonun kendisi için çok yoğun geçtiğini anlattı. Neler yapıyorsunuz, projeler var mı? Vallahi işte Güldür Güldür devam ediyor. Bir yandan da benim işte tiyatro var Ankara'da. Her hafta sonu Ankara'ya git, oyun oyna, dön. Hafta içi Güldür Güldür'ü çek. Biraz ağır geçti bu sene. İpek, usta oyuncu Demet Akbağ'ın 15 yıl sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aydınlık Evler oyunuyla tiyatro sahnesine dönmesinin heyecan verici olduğunu belirtti. 15 yıl sonra da Demet Akbağ tekrardan tiyatro sahnelerinde yer aldı. Demet, izleyemedim hala. Benim oyunuma denk geldi, o yüzden gidemedim. Ama işte bu sezon bitmeden en kısa sürede gideceğiz, izleyeceğiz. Ya Demet, Türkiye'nin en önemli kadın oyuncularından biri ve bir de bu kadar aradan sonra tiyatroya dönmesi de çok heyecan verici bence. Çünkü tiyatro izleyicisi, televizyon izleyicisi bunlar biraz ayrı. Evden çıkmak, sinemaya gitmek, evden çıkmak, tiyatroya evden çıkıp konsere gitme meselesi. Tiyatro izleyicisi için de Demet'i çok özlemiştir eminim yani, çok iyi olmuş. Zaten kapalı gişe oynuyor, biz takip ediyoruz zaten. Yani. Bah, ne olsun. Bir de Yılmaz Erdoğan yine
ekibi topluyoruz durumu. Geçen yıl Ocak ayında astım hastası olan annesi Naci İpek'i korona nedeniyle kaybeden Mahir İpek, konuyla ilgili soruya yanıt verirken ağlamamak için kendisini zor tuttu. Söyleyecek bir şey yok. Yani hayat biraz şöyle, işte vakalar oluyor, vakalar bitiyor. Sağlık Bakanlığı istatistikler açıklıyor. Bunlar insan için genelde istatistik olarak kalıyor. Aa işte şu kadar insan vefat etmiş, aa işte bu kadar insan vefat etmiş. Sonra bir gün bir bakıyorsun ki o istatistiğin içerisinde sen de varsın. Senin bir parçan da var. İnsan biraz öyle yaşar. Yani hep kendine gelmeyecekmiş gibi yaşar. Canım 80 milyon da beni mi bulacak dersin. Ve bulur. İşte. Hayatta böyledir. Ünlü oyuncu aynı dönemde kendisi de karantinada olduğu için annesinin cenazesine katılamamıştı. Ben burada pozitif olmuştum. Annemler şeyde, Ankara'da. Ama aşağı yukarı aynı dönemde. Ben gidemedim hemen. Çünkü karantinadaydım. Evet. O kadar acı ki aynı zamanda gidemiyorsunuz, göremiyorsunuz, yanında olmak istiyorsunuz. Korkunç günler yaşadık. Gerçekten sadece benim için değil bu. Bütün Türkiye'de bir aileden 4 kişinin, 5 kişinin vefat ettiği oldu. Yani çok ağır bir şey. Aslında bunları da çok çabuk unutmamak lazım. Yani biraz maalesef hafızası zayıf bir toplumuz. Bitti deyince her şey bitti oluyor. Mesela bu anlamda Avrupalılar bize göre daha şeyler, daha tedbirli ve geçmişten ders çıkarıyorlar. Biz mesela bitti hadi bitti filan durumuna geliyoruz. Aslında çok öyle olmamak lazım. Biraz daha hem tedbir hem de yaşananı unutmamak adına. Sizin kendi çevrenizden herkese böyle bir şey olmamış olabilir. Hiç kimseye böyle bir şey olmamış olabilir. Ama genel duyarlılığı hep tutmak, taşımak lazım. Çok insan. Çok. Yani işte gelmez diyorsun, geliyor abi. Geliyor yani. Mahir Bey tekrardan başını sağ olsun. Sağ ol. Biz de hatırlattık, kusura bakmayın. Sağ ol, estağfurullah. İyi bayramlar dilerim tekrar. Sağ olun çocuklar. İyi bayramlar. Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about. Beşiktaş'ın sezon başına Barcelona'dan kiraladığı dünyaca ünlü evli futbolcu Miralem Pjanić, kiminle magazin altı kamerasına takılınca büyük panik yaşadı. Az sonra. Şimdi sizleri çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede? Kameralarımıza takılmış izliyoruz. Yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi Aynasız Haluk, birinci haftasında 22.559 kişi tarafından izlenen ünlü oyuncu Tolgan Sayışman, etilerde kuaför çıkışı görüntülendi. Ayarlar. Enem güzel, çok güzel. Neler yaptın? Tatile çıkabildiniz mi? Tatil yalan oldu bana. Yeni projesi için hazırlık yaptığını anlatan Sayışman, plakasına oğlu Efe'nin, kendisinin ve eşi Almeda Abazi'nin isimlerinin baş harflerini yazdırdığı lüks aracıyla evinin yolunu tuttu. Yeni bir proje gelecek mi peki, yapımcılığı yapacak? Gelmez mi? Gelecek tabii. Şimdi ona başlıyorum. Hadi kolay gelsin. Kuruluş Osman dizisinde seyirci karşısına çıkan Serhat Kılıç, Maçka'da bir mekanda sahne aldı. Merhaba Serhat Bey, nasılsınız? Yıllar acımadı, elinden geleni yapıyorum. İyiyiz, çok iyiyiz. Müzik yapıyoruz. Sadece müzik yapıyoruz. Ama tabii ki ben şarkıcı olmadığım için ve benim hali hazırda senin de dinlemediğin bir albümüm yok zaten. O yüzden peçete de gelmiyor. Başarılı oyuncuya şarkı söylediği mekanların dolup taştığı hatırlatıldı. Şarkıcı değilim diyorsunuz ama geçtiğimiz aylarda da dolu dolu konserleriniz vardı yine. Ne kadar da mütevazı falan bu. Sarıyla yazarsanız sanki yokmuş gibi konuştum falan. Ya estağfurullah, doğru, şarkı canım. Söylüyorum evet. Ama şimdi o başka bir şey.
Bir daha mı tövbe, hayal kuramam. Destan dizisinin Alpago Hanı Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile Serhat Kılıç'ın sahnesini izleyenler arasındaydı. Serhat Bey'i izlemeye geldik. Serhat'ı dinlemeye izlemeye geldik, evet. Daha önce izlemedim, benim dönem arkadaşım Serhat. Konservatuvar zamanında birlikte okuduk, aynı dönem arkadaşlarıyız. Sahnede çok yeteneklidir kendisi. Ama ilk defa buradan sesini duyuyorum. Başımıza ne gelecek içeride bilmiyorum ama büyük ihtimal muazzam bir vakit geçireceğiz, öyle görünüyor. Bayraktar, sette çok yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi. Yoğunuz bugün. 8 saattir kılıç salladım, öyle geldim buraya. Evet. Yorucu geçiyor. Evet, evet, biraz yorgunum valla. Şuraya atsam beni uyurum şimdi. Evet. İyi eğlenceler. Sağ ol, teşekkür ederim. Eksik olun, kendinize iyi bakın. Oğlum dizisine rol alan Kubilay Aka da Serhat Kılıç'ın sahnesini izledi. Serhat abi, O Ses Türkiye'de dinlemiştik değil mi? O Ses Türkiye'de dinledik Serhat abi. Orada böyle bir heyecanlanmıştım. Böyle sahnesini de izlemek nasip oldu. Çok mutluyum o yüzden. Yakışıklı oyuncu bayram tatilini evde uyuyarak geçirdiğini anlattı. Bayramda ben evdeydim. Uyudum. Set yoktu. Güzel dinlendim vallahi. İyi oldu. İyi geldi tabii bayram bize. Yani bayramda işte tatil gibi bakabiliyorum şu anda. Biraz daha böyle dinlenebiliyorum şu an. Öyle vakit geçiriyorum bayramda. Kubilay Aka, Oğlum dizisinin yakında final yapacağını söyledi. Set güzel gidiyor, huzurlu gidiyor. Bir iki bölümü bitireceğiz inşallah. Hakkıyla güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ünlü oyuncu, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Necip Memili ile de yeniden aynı projede rol alacağını açıkladı. Sinema projemiz var. Umut Evirgen'le bir sinema projemiz var. Bir festival filmi. İnşallah güzel olur, bakalım. Heyecanlıyız onun için çok. Necip abiyle tekrar bir arada olacağız. Onun için böyle çok heyecanlıyız. Sana bir can borcum olsun. Ne zaman istersen gel. Beğeniyle izlenen günlük dizi Canım Annemin Ramos'u Emre Atılgan Etiler'de görüntülendi. Atılgan yoğun bir tempoda çalıştığını anlattı. Canım annem gayet iyi gidiyor. Biraz tempomuz yüksek. Yoruluyoruz ama buna değer. Hafta içi 5 gün yayındayız. Bu yüzden dolayısıyla tempomuz da çok yüksek. Her gün sete çıkıyoruz. Yakışıklı oyuncu bu yaz yurt dışında eğitim alacağını belirtti. Şu an projeler doğrultusunda birlikte çalıştığım önemli isimler var. Önemli eğitim koçlarımız var. Zamanla artık bir sonraki proje için eğitimlerimi yurt dışında daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyorum. Ulan iyi hoş da bu dizisten yüzünden benim başımda belaya girmesin. Cennetten Çiçek şarkısıyla yıldızı parlayan Zehra ve Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı'nın ortak çalışması Bal kısa sürede rekor kırdı. Gülersin, bir önce bedersin, rica etsem bir daha güler misin? Türkiye Trendler Listesi'ne yayınlandığı gün zirveden giriş yapan Bal şarkısı en çok paylaşılan şarkı oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Bal şarkısıyla videolar çekti. Nasıl da güzel görüyorsun, bence sen olsun, yüreğime dokunuyorsun. Burcu Güneş, Selami Şahin ile Maslak'ta aynı sahneyi paylaştı. Güneş, usta sanatçı Selami Şahin ile sahne öncesi soruları yanıtladı. Burada diye demiyorum, sesi, kalbi, yüreği çok güzel. Ben Bir Tek Kadın Sevdiğim şarkısını biraz sonra beraber okuyacağız. Evet. O benim için büyük şeref olacak, lütfedeceksin. O şeref bana ait her zaman Selami abicim. Çok özel bir şarkımız oldu, efsaneleşti. Tüm neredeyse dünyada şu an birçok ülkede hem evet. Film müziği oldu hem dizi müziği oldu. İyi ki yapmışız. İyi ki sen de beni seçmişsin. Çok teşekkür ederim. Sen güzelliğe yakışırsın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bir tek kadın sevdim. O da sensin. O da sensin. Selami Şahin bayram dileklerini paylaştı. Geçmiş bayramı bütün dünya alemine hayırlı, mutlu, sevgi, barış ve birlik içinde olsun. Ya Rabbim ya Resulallah. Yani İyi geçti, şükürler olsun. Güney'deydim. Güzel, çok keyifli sahnemiz oldu. Yani zaten çok kaliteli, çok seven, hoş bir dinleyicimiz var. Usta sanatçının oğlu Lider Şahin ile uzun süredir aşk yaşayan Türkiye eski güzeli Ecem Çırpan, geçen günlerde vesikalık fotoğraflarını paylaşmış, bu durum çiftin evlilik kararı aldığı yorumuna neden olmuştu. Torun özünü var mı sizde? Torun? Bunun bildiğimiz kadarıyla yok. Yok ama oğlum elimizin, inşallah büyük elimizin. Oğlum yakında evlenir, olur. Ben de evlat fındık, torun fındık içi. Allah hepimize nasip etsin. Amin, amin. Lider Bey'in de haberleri çıktı, nikahlandı diye, nikah masasına oturdu diye. Onlar karar verecek. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Evlen, boşan, ol, evlenme demem. Arkadaşız, konuşuruz. Onlar karar verecek çünkü hayatını onlar çizecek. Ben bir tek kadın sevdim, o da...
da sensin. Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kaya Kesen, Ömür Özdemir ve Göktuğ Derici Hangisi Karısı adlı tiyatro oyununda buluştu. Bu çok eğlenceli bir vodvil. İşte bir adam ve iki karısı, hangisi karısı adı üstünde anlaşıldığı üzere. Gerçekten çok hareketli, bir sürü bol kapılı gözüktüğü gibi. Her kapıdan biri giriyor, çıkıyor. Keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Ünlü stilist Eda Taşpınar 42. yaşını yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla beraber kutladı. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler, çok mersi. Daha gençleştiniz. Hay 42. Taşpınar'ın ismini sır gibi gizlediği sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşım çok konuşulmuştu. Paylaştığınız fotoğraf da çok konuşuldu. Evet, evet. Kalple ördüğü saçlarınızı kalp şeklinde. Evet. Çok da beğenildi. Evet, teşekkürler. Çok mersi. Yani bu arada ilişkinizi söylemedik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biraz ismini de beyefendinin bilmiyoruz. Yok, pek istemiyor. Bayramda buradasınız o zaman. Bayramda buradayım. Sakin sakin. En güzel zaman İstanbul'da bayram. Eda Taşpınar'a geçmişte yaz sezonunu kendisinin açtığı, artık bu görevi Fedon'un devraldığı hatırlatıldı. Hepinize hayırlı yazlar diliyorum. Her zaman sezonu siz açardınız. Bu sefer Fedon açtı. O açsın da... ne güzel. Fedon yani... Fedon açıyorsa o açıyordur. Gülben Ergen dün akşam Düzce Spor'un şampiyonluk kutlaması kapsamında sahne aldı. İkinci şarkısını seslendirirken ayağa kayan Ergen yere kapaklandı. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Ünlü şarkıcı görevlilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede tansiyonunun düştüğü ortaya çıkan Ergen daha sonra konserine kaldığı yerden devam etti. Aslı Enver iş insanı Önder Öztarhan'la biten ilişkisi hakkında hangi açıklamayı yaptı? Efendim son günlerde bu ayrılık iddiaları söz konusuydu. Böyle bir şey var mı gerçekten Aslı Hanım? Şunu öğrenseydik sizden. Tamam arkadaşlar ya. Zaman valla önemli bir şey değil. Zamana giremedik. Zaman sadece... Az sonra... Zaman... Özcan Deniz Kıbrıs konserinde hangi çarpıcı itirafı yaptı? İlk kez konuşan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, neden oğlunun Samar Datkar'la evlenmesini istemiyor? Anne Deniz peş peşe hangi olay yaratacak açıklamalara imza attı. Özcan Deniz, Ramazan bayramında Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı yüksek sahne performansıyla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Son dönemde eski eşi Feyza Aktan'la oğlu Kuzey'i kendisine göstermediği için yeniden gergin günler yaşayan Deniz, zaman zaman şarkılarını söylerken kendinden geçti. Sahnede bir ara duygusal anlarda yaşayan Deniz'in yaptığı göndermede dikkatlerden kaçmadı. Sen benim Deniz'im olamazsın ya. Özgüvene bak, özgüvene. Bir daha böyle sevilmesin ya. Yürü yaslanlar gibi.
Öte yandan Özcan Deniz'in uzun süredir beraberlik yaşadığı İranlı modacı Samar Dadgar bir kermeste görüntülendi. Dadgar, geçen günlerde Kapadokya'ya beraber tatile gittiği Özcan Deniz'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Kapadokya'yı sorsak, bir de tatil var. Nasıl geçti? Çok güzel geçti, tatlı geçti, dinlendik ama iki gün böyle günübirlik gittik geldik. Balonalık bana mı soralım, gezdiniz mi? Sadece önünden geçtik. Balona? Balona da gitmedim. Yükseklik korkum var. Samar Dadgar, 22 yaş küçük olduğu 49 yaşındaki Özcan Deniz'e iş seyahatlerinde de eşlik etmeye çalıştığını anlattı. Yani eşlik edeceğim yapabileceğim kadarıyla. Çünkü işlerim başladı yeni koleksiyon için. Ama gidebileceğim kadar yani elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Tatil çok olmayacak diye biliyorum. Çünkü konserler çok yoğunlaştı. O sebepten dolayı yani daha çok İstanbul'da kalacağız diye biliyorum. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz'in giyim tarzını çok beğendiğini anlattı. Peki Özcan Bey'in tarzını nasıl buluyorsunuz? Karışır mısınız genelde? Hayır, tarzını beğeniyorum. Ben karışmam. Hayır. Ama yani arada sırada fikir veririm ama yani o zaten çok güzel giyiniyor. Çok beğeniyorum tarzını. Ama mesela bunun boyu böyle olsun ya da işte şunun kemeri böyle olsun daha güzel olmaz mı dediğimde yani fikir veriyorum, hoşuna gidiyor. Genç modacı Özcan Deniz'in çok açık giymesine izin vermediğini belirtti. Zaten hepsini sergilemeden önce gösteriyorum. Yani ben giymediğim sürece bu iki modeli yani olur diyor, hoşuna gidiyor. Bu iki modeli giymedim derken açık buldum. Bu iki modeli giymediğim sürece diğerleri onaylandı. Modumdur. Aslında giyelim, o kadar giyelim. Açık bir şey değil. Kapalı da değil. Kapalı da değil ama işte biraz mini. Özcan Deniz'den yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldığını söyleyen Samar Dadgar henüz nikah tarihinin netleşmediğini de sözlerine ekledi. Tarihi konuşmadık ama... Tarihi konuşmadım dediğinize göre bir evlilik teklifi olmuş. Tabii evet. Doğru değil mi Kıbrıs'taydı? Evet. En nasıl sahnede falan olsa bilirdik herhalde. Yok sahneden sonra. Peki neler hissettiniz o anda o teklifi görünce, duyunca? Utanıyor. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şeydi. Oldu. Diz çöktü mü? Hayır. Çöktürür müyüm? Hayır. Yaza var mı peki yoksa? Yok. Yani bu sene değil. Bu yaz değil. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Derin duygular besliyorum sana karşı. Son olarak Kıbrıs konserinde sevgilisi Özcan Deniz'e eşlik eden Samar Dadgar'ın uçak yolculuğu da sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının uçakta business class uçarken genç sevgilisinin ise ekonomi sınıfında yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Bu durum Özcan Deniz hakkında cimri yorumunun yapılmasına neden oldu. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler dün Zekeriya Köy'de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz'in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları damgasını vurdu. Burada gerçekten alışılmışın dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnsanların hem gelip keyif alacağı, psikolojik olarak da güzel vakit geçireceği bir yer olmasını istedik. O anlamda bir değişik bir mekan olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında gayet mutluyuz. Mutluyuz. Gayet mutluyuz. Kadriye'nin neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun benim. Teşekkür ediyorum. Bence de ben de hayırlı olsun diyorum. Her şey güzel olsun istiyorum. Damatlarımız çok iyi değil mi? Çok. Damatlarımın hepsiyle aram çok iyi. Kızlarımla. Şu zaten hiçbir şeyle değiştirmeyeceğim. Bu benim için. Gel bakayım bana katıl gel. Katıl dedi. Katıl gel. Dedi. Benim için bir tanedir evren, damatlarımda, kızlarımda, daha çok torunlarım. 10 tane torunum var. Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kuzey'i sormak istiyorum. Kuzey'i bu aralarda görmedim, duydunuz. Özlem Bey'in de sistemi vardı diyorum. Evet, getirdiler herhalde, geldi Kuzey. Bayramda geldi. İyi, babayla beraber bayramda, kendi evinde, bahçesinde eğlendiler. Siz özel duyuyorsunuz herhalde. Ya duyulmaz mı? Tabii ki duyuyorum.
Çocuklarımın da özlemi. Kimi bir hafta görmesem merak ediyorum. Arıyorum. Zaten kuzenin annesiyle. Oralara girmeyelim. Damatlarıyla da girelim. Damatlarım çok iyi. Kadriye Deniz, Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil dedi. Hani onların özeli ya da üstüne düşmem. Neyi beğenmişler, ne yemek istiyorlar, nereye gitmek istiyorlar? Tabii ki diyorum. Mutlu olsunlar. Kimsenin gözyaşları olmasın benim için. Tabii ben de çok yoruldum. Yani bunları hepsini kaldırmak, taşımak, hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Benim için de bunlar çok yordu. Bu saatten sonra ben de dinlenmek istiyorum. Çocuklarıma da mutluluklar diliyorum. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler. Kadriye Deniz, başta oğlu Özcan Deniz'in İranlı Samardağıtkar'la mutlu olmasını istediğini söylese de konu evliliğe gelince gerçek düşüncesini daha fazla saklayamadı. Özcan eğer mutluysa, yani sonuna kadar tabii ki istiyorum. Onun mutluluğu benim için çok önemli. İstiyorum, mutlu olsun. Yani artık bir yastıkta baş koysunlar. Başka bir şey etmiyorum, yani yorum yok. Ben daha önce tanıştım, tabii ki konuştum. Yani siz artık hani Özcan Bey'in evliliğine, hani evine durumuna sıcak bakıyor musunuz? Ha, şimdi burası sakat. Yani ben Özcan'ın, duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Anne Deniz, illa nikah masasına mı oturmak lazım diyerek konuyla ilgili öfkesini gözler önüne serdi. Bir tane çocuğu da var ama kız arkadaşıyla da mutluluklar diliyorum. Yani illa nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun, kalpler bir olsun, dürüstlük olsun. Bunu Allah'ımdan diliyorum. Evet, duyacak tabii şu konuşmalarımı. Evet, evliliğini istemiyorum. Zaman zaman ben dinliyorum magazinde bunu. Tabii ki belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir, bilmiyorum. Ama ben istemiyorum. Özcan da bunu düşünmesi lazım. Beren Saat'le Kenan Doğulu çifti dünya futbolunun yıldız ismi Neymar'la Paris'teki buluşmaları hakkında neler söyledi? Geçtiğimiz günlerde Neymar'la beraber fotoğraf çekindiniz Neymar. Onları hani biraz konuşsaydık. Az sonra. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı dünyaca ünlü evli futbolcu Miralem Pjanić, kiminle magazin attı kamerasına takılınca büyük panik yaşadı. Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı dünyaca ünlü evli futbolcu Miralem Pjanić, Etiler'de gizemli kadın arkadaşıyla magazin attı kamerasına takıldı. Keyifli şekilde sohbet eden ikiliden Pjanić'in kız arkadaşı kameramızı fark edince saklanmaya çalıştı. Ölü futbolcu bu sırada yardımcısını kendisini görüntüleyen ekibimizin yanına gönderdi ve eşiyle arasının yeni düzeldiğini belirterek yeni bir gerginliğin yaşanmaması için görüntülerin silinmesini istedi. Pjanić ayrıca hafta sonu oynanacak olan derbi öncesi de görüntü vermek istemediğini bildirdi. Pjanić ve kız arkadaşı daha sonra mekanı arka kapıdan terk etti. Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan'la biten ilişkisi hakkında hangi açıklamayı yaptı? Aslı Enver, Kadıköy'de barınaktan sahiplendiği köpeği Oli ile aracının içinde görüntülendi. Aslanım merhaba. Nasılsınız efendim? Ay, Oli var yanımda.
Evet, sizin de değil mi? Şey yok. O biraz travmatik, onu yapmasanız. Tamam. Çocuğa... Uzaktan sana daha beter. Sağ ol ya. Enver'in son olarak iş insanı Önder Öztarhan'la evliliğe doğru giden ilişkisi kısa sürmüştü. Güzel oyuncu aynesiyle de tanıştığı Öztarhan'ı sosyal medyadan takipten çıkmıştı. Efendim, son günlerde bu ayrılık iddiaları söz konusuydu. Böyle bir şey var mı gerçekten aslanım? Şunu öğrenseydik sizden. Zaman sadece birazcık zaman. Sırça adlı tiyatro oyununda rol alan Aslı Enver'in ayrılık acısını atlatabilmek için Kıbrıs'a tatile gittiği de gündeme gelmişti. Ben de biraz şaşırdım. Saat 4, sabahın 4. Evet, siz de şeydeydiniz zaten. Kireç burnundaydınız, yetişemedik. Evet, buraya kadar hiç gelmek zorunda kaldık. Bu stresten dolayı Kıbrıs'a gittiğiniz doğru mu? Yani gerçi tatile oradaydınız ama. Kıbrıs'a. Efendim? Tatile gittim. Kafa dinlemeye yani. Aslı Enver, barışma sorusuna ise kısmet yanıtını verdi. Bir barışma söz konusu olacak mı yoksa zaman mı? Yok, hayır yani şey... Kısmetmişler ya, teşekkür ederim. Ya biz hani annesiyle tanışmıştınız, evlilik diye beklerken birdenbire bir ayrılık haberleri çıktı. Evet evet, teşekkür ederim. Ayrıldınız mı gerçekten yani? İyi günler, teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkürler. Böylece Aslı Enver'in Murat Boz'un ardından aşk yaşadığı basketbolcu Kerem Tunçer'i, reklamcı Sarp Batur ve son olarak Önder Öztarhan'la da ilişkisi çok uzun sürmedi. Darbe üstüne darbe, uslanmıyor bu. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, dünyaca ünlü futbolcu Neymar'la Paris'teki buluşmaları hakkında neler söyledi? Beren Saat'te Kenan Doğulu çifti Taksim'de bir mekandan el ele çıktı. Saat kameraları görünce çığlık attı. Ünlü çift el ele arabalarına doğru yürüdü. Merhabalar, nasılsınız efendim? Nereye geldiniz? Nasılsınız? Çok size konuşsaydık. Keyifli bir akşamdı, bir doğum günü falan mı vardı yoksa? Yakın birisi miydi, onu öğrenseydik. Saat, görümcesi Canan Doğulu'nun yaş gününü kutladıklarını belirtti. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz Beren Hanım? Çok görüyoruz. Bu gece biz Bulut'un albüm lansmanını yaşadık. Evet. Ondan sonra bu gece burada da Canan Doğulu'nun doğum günü partisini kutladık. İkisi de şahane geçti. Çok teşekkür hemen ederiz. Gitmeden... Kenan Doğulu ile Beren Saat geçen ay Paris'te izledikleri maçın ardından dünya futbolunun yıldız ismi Neymar'la bir araya gelmiş, Doğulu bu anları sosyal medya sayfasından yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Neymar'la beraber bir fotoğraf çekiniz Neymar. Onları hani biraz konuşsaydık, oturduğunuz yerden konuşsaydık Kenan Bey. Tatlısın çok, seni veren Allah'a şükürler olsun. Sevgilisi Nazım Akmandil'le bayram tatili dönüşü havalimanında görüntülenen Burcu Esmersoy hangi soruyu duyunca gerildi? Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, konuk olduğu Demir Kol'un Galaksi Rehberi adlı YouTube programında 3. evliliğe sıcak baktığını açıkladı. Evlenmeyi düşünüyor musun? Çok aşığım, evlenirim. Ne diyorsun? Evet. Ünlü sunucu çok aşığım dediği Nazım Akmandil ile son olarak bayramın ikinci günü İstanbul Havalimanı'nda kameramıza takıldı. Bayramınız kutlu olsun. Sağ canım, iyi bayramlar. Kaç gündür burada bekliyorsunuz ya? Yeni geldik aslında. Öyle gerçekten söyleyeyim. Mi? Aynen öyle. Siz neler yapıyorsunuz Burcu Hanım? Neredeydiniz? Sağ olun, çok mersi. Dalaman'daydık. Bir tatil miydi Dalaman'da? Kısa, aynı. Yani soğuktu. Evi özledik, döndük. Evet, bayağı yani. Yarın iş var zaten, o yüzden biraz erken döndüm. Esmersoy, geçen yaz söndürme çalışmaları sırasında sırtında koli taşırken görüntülendiği Dalaman'daki orman yangınları ile ilgili soruyu duyunca ise gerildi. Orman yangınlarıyla da Dalaman büyük bir zarar görmüştü. En son hali nasıldı? Siz görebildiniz mi? Şu anki son durum ne orada? İyi bayramlar çocuklar. Teşekkür ederiz. Mersi. Ünlü sunucu daha sonra birkaç adım ileride kendisini bekleyen Nazım Akmandil'in yanına gitti. İki sevgili arabalarını beklemeye başladı. Esmersoy ve Akmandil daha sonra bagajlarını arabalarına yerleştirip evlerinin yolunu tuttu. Madonna imajıyla dikkat çeken Hande Yener, kadın şarkıcıların cesur sahne kostümleriyle ilgili başlatılan tartışmaya nasıl tepki gösterdi? Bilmeden,
Hande Yener cuma akşamı Beylikdüzü'nde bir mekanda sahne aldı. Yener'in Madonna'yı aratmayan sahne imajı dikkat çekti. Yener sahne öncesi kulisine soruları yanıtladı. Bir dünya starları bir siz böyle giyiniyorsunuz Hande'nin. Sağ ol. Yine Madonna tarzı. Biraz çılgınlığı seviyorum. Ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi etkiliyor, yaptığınız işi etkiliyor. 49 yaşındaki ünlü popçu sözü son dönemde kadın şarkıcıların cesur sahne kostümleriyle ilgili başlatılan tartışmaya getirdi. Sahne zaten bizim hayal dünyamız. O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar da aslında bence ülkede bölücülük yaratıyor. Ve bizim yaptığımız işi birazcık... Magazin hattının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.